Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Rehber TV izleyenleri, programımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugünkü yayın konuğum, değerli hocam Abdülhakim Sonkaya. Hepiniz adına kendisine hoş geldiniz diyorum. Eyvallah iyi kardeş. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? İyiyiz maşallah. Herkes sizin bayramını tebrik ediyoruz. Biz de sizin bayramınızı tebrik ediyoruz. Tüm İslam alemin. Eyvallah efendim. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Söyleşimize başlayalım inşallah. Tabii ki. Malum Kurban bayramındayız. Buyurun. Kurban konuşalım ilkin. Sonra eyvallah. İnşallah haccı konuşalım. Buyurun. Sonra vaktimiz yeterse daha farklı detaylı konuları da konuşuruz inşallah. Eyvallah. İlkin Bismillah diyelim ve kurban nedir hocam? Bundan bir başlayalım mı? Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii kurban denince akla hani yakınlık mefhumu gelir. Çünkü kurbanın anlamı yakın olmak, yakınlaştırmak demek. Akraba diyoruz mesela. Akraba yakınlar demek. Kurban yakınlaşmak demek, yakın olmak demek. Manası budur. Yani bunu Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا diyor Allah-u Teala. Hani Hazreti Adem'in iki oğlu arasındaki meselede orada kurban lafzı bu anlamda geçiyor. Hani Allah'a bir kurbanla yaklaştılar. Bir kurban adadılar. Bir kurban sundular daha doğrusu. Yani demek ki kurban yakınlaşma vesilesidir. Ya bir şeyi yakınlaşma duygusudur. Tabii bu yakınlaşma insanın kendi nefsiyle ilgili, kendi kendine yakınlaşmasıdır. İnsanın kendi akrabalarıyla yakınlaşmasıdır ve tabii ki Hak Teala, Allah'la yakınlaşmasıdır. Yani yakınlaşma üç şekilde olabiliyor. Daha fazla da olabilir. Ama biz bugün hani bu minvalde şey yapabiliriz. Asıl olan bunlardır. Yani biz Allah'la yakınlaşmalıyız. İşte akrabalarla diye yakınlaşmak söz konusu da akraba diyoruz. Hani toplumla da diyebilirsiniz. Bunu genişletebiliriz ama asıl olarak Allah Celle Celaluhu işte akraba, aile bir de insanın kendi nefsiyle ilgili yakınlığı. Yani yakınlık biliyorsunuz uzaklığın zıttıdır. Yani uzaklık ve yakınlık niçin gerekir? Mesela bayramda insanlar uzaklardan işte yakınlarına doğru giderler. Evet. Amaç nedir burada? Yakın olmak. O sevgiyi, o muhabbeti yakından hissetmek. İnsan sevdiğine yaklaşır zaten. Yaklaştırır. Sevdiğine ulaşmak tabii. İster. Çünkü hani kapsama alanına girmek. Şimdi diyoruz ki falan yerde işte modern çağda biliyorsunuz. Bir şey olduğu zaman efendim bu telefon kapsama alanında değil çekmiyor diyorlar. Değil mi? Yani işte kurba kapsama alanına girmektir. Yani sevginin, muhabbetin daha yakın bir şeyle, güçle, daha şiddetli, daha hissedilir bir şekilde o kapsama alanına girmekti kurban. Genel anlamı budur. Evet, siz mesela Habil Kabil'e dediniz. İlk emir oradan gelmiş işte. Tabii. Yakınlaşın diye. Yakınlaş. Orada da bir imtihan vesilesi oldu. Tabii. Zaten başka ayet-i kerimede de hani sizin kestiğiniz hayvanın ne eti ne de kanı Allah'a yaklaşmaz olmuş. Şüphesiz. Biraz yani bu ne manada yani biz bundan ne çıkarmalıyız? Tabii ki. Biz şöyle söyleyelim. Yani şimdi yakınlaşmak dedik. Özel anlamı var. Genel anlamı var. Şimdi özel anlamında hemen kurban kesmek diye anlaşılıyor biliyorsunuz. Yani zira kurban kesmek. Bir kalbi meselesinde. Tabii. Yani birisi hayvan, diğeri başka bir şey sunar. Yani öyle başka rivayetlerde şey de tabii ki olabilir. Yani biz yakınlaşmayı iki şekilde anlamlandırmalıyız. Birincisi kurban kesmek. Yani bir hayvanı Allah fıkhın belirlediği ölçülerde bir hayvanı kesmek suretiyle işte kurban kesmek diyoruz. Bu böyle. Ama ayrıca yakınlaşma duygusuna da kurban diyoruz. Mesela adam, insanlar ne yapıyor? İşte akraba ziyareti diyoruz. Yani sevinç anında işte memleketlerine gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Bu ne oldu? Bu bir kurbanlaşmadır aslında. Yakınlaşma duygusudur. Yakın durma. Yani yakın olma halidir. Ama bazı insanlar mesela kurban bayramında ne yapar? Adı üstünde kurban bayramı tatil olur ve akrabalarından uzaklaşır. Tersini yapar yani. Nereye gider? İşte şuraya buraya. Ya tatile gider, bilmem neye gider. Ama burada kurban olma, yani kurbanlaşma, yakınlaşma duygusu olmuyor. O nedenle biz kurban bayramı denildiği zaman iki şekilde yakınlaşmak kastediyoruz. Birincisi imkanı olanın kurban kesmesi bu şekilde. Ha onun da manasını söyleyeceğiz ayrıca. Hı hı. Diğer taraftan imkanı olanın ve fırsatı olanların kendi akrabalarına yakınlaşması. Şimdi biz Kurban Bayramı'nda üç tane kurbanlaşma şeyi var dedik. Birincisi Allah'a kurban olmak. İşte bu hacla kendini ortaya koyuyor.
mesela hacca gitmek suretiyle, işte Allah'ın buyurduğu mekanlara gitmek suretiyle, onun evini ziyaret, tavaf etmek suretiyle orada bir yakınlaşma duygusu oluyor Hak Teala ile, özel anlamıyla. Evet. Haccın bir anlamı bu. Hı hı. O da bir kurbandır aslında. Anlaşıldı mı? Niye? Niye kurbandır? Çünkü orada bir yakınlaşma duygusu var. O amaçla yapılmalı. Ha, bir diğer yakınlaşma duygusu efendim akrabalarına gitme. Bir diğer yakınlaşma duygusu insanın kendine yakın görüp kendini tanıması, kendinle ilgili kendini şey yapması, bir nevi farkına varması. İşte daha yakından kendini müşahede etmesi, görmesi, daha yakından kendini muhasebe etmesi, kendine yakınlaşması, kendine yabancı olmaması, kendine aşina olması, kendine tanıdık olması. Eyvallah. Evet, değil mi? Böyle. Yani İşte bu üç kurban diyoruz. Her üç kurbanın farklı anlamları var. Birinde biz hac diyoruz. Hac ismi hactır. Diğeri işte ziyaretlerdir. Bir de kurban dediğimiz hani hayvan kesmek suretiyle o duyguyu ifade etmek. Evet hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Peki kurbanın amacı diye sorarsak, yani kurban kesiyoruz ama neye, niçin? Tabii kurbanın birçok manası var. En başta yakınlaşma duygusu. Yani biliyorsunuz o fedeynehu bi zibhin azim, bir fedakarlık yapma, feda etme, yani bir şeyi o duyguyla oluyor evvela. Hani bir de şu boyut da var, yani kurban kesmenin işte kan akıtmayla alakası var. Çünkü insanın yıl boyu, insanın yıl içinde yaşadığı stresler, gerginlikler onun içinde bir birikmeye sebep olabiliyor. Belki psikolojik olarak, ruhi olarak, efendim nefsi olarak insanın o kan akıtması onun içini rahatlatabilir. O agresifliğini, asabiyetini giderebilir. Yani o manada bir rolü vardır. Nitekim baktığımızda yani kurban kesilen yerlerde belki gerginlikler daha az olur. Ayrıca yani biz Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu kıssaya baktığımız zaman işte Habil ile Kabil meselesinde Allah Celle Celaluhu diyor ki birinde فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ مِنَ الْآخِرِ. Yani birinden kabul olundu, birinden kabul olunmadı. Peki o kabul edilen ne yaptı? Kabul edilmeyen ne yaptı? Yani bu kabul edilme şeyi nedir? Hangi şartlarda kabul edilir bir kurban? Hangi şartlar, hangi sebeplerden dolayı kabul edilmez? Değil mi? Buna bakmak lazım. Tabii Habil'in kurbanlığı takdim etme şekli tamamen kendi iç huzursuzluğundan kurtulmaktır. Kendini tanıyabilmektir. Kendi gerginliğini, kendi şeyini atabilmektir. Bu nedenle bir kurban takdim etti ve onun o duygusu kabul olundu. Yani bir yerde artık o rahatladı. Ama diğeri o duyguyla yapmadığı için içinde kaldı o agresiflik. Ve kardeşini öldürmek yoluna gitti. Tabii gitti. Niye? Çünkü içinde bulunan o agresifliği atma şeyiyle yapmadı bunu. Yani o asabiyeti, o işte öfkeyi, o kini, işte kurbanda biz eğer bu niyetle kurban kesmezsek çok fazla bir anlamı olmaz. Amacımız bu olmalı. Yani eğer toplum bu amaçla kurban keserse ne yapar? Daha çok birbirlerine karşı hoşgörülü olur, musamaha eder, tahammül eder. O bu agresiflikten kurtulur. Bugün bakıyoruz işte bir basit bir meseleden dolayı insanlar tartışıyorlar ve birbirlerini yani belki öldürmeye varacak kadar zarar veriyorlar. Başka şey olabiliyor yani. Niye? Çünkü birikmiş bir şey var belli yani. Halbuki kurban bu duyguyu şey yapmalı, terbiye etmeli. O agresifliği dışarıya atmalı. İnsan içindeki o asabiyetine bir serinleme, bir su serpmeli. İçindeki o nefs ateşine, o şey yapan ateşine ne yapmalı? Bir rahatlama sağlamalı. Tabi bunun bir yönü o kan akıtmaktır. Ya dedik ya, kan akıtmak böyle bir şeye sahip olur. Böyle bir şeyi sağlar. Ama aynı zamanda
kurban etinin dağıtılması da insanda böyle bir duygu oluşturur. Mesela o et verdiğin kişiler işte mutlu olurlar. İnsanlar mutlu olur bundan dolayı. Ne yapmış oluyor bu şekilde? O duygu tatmin oluyor. Yani güzellik yapmak suretiyle, iyilik yapmak suretiyle, insanları mutlu etmek suretiyle ne yapmış oluyoruz burada? O huzuru, o iç huzuru sağlamış oluyoruz. O bakımdan yani kurbanda tabii işte etin şöyle dağıtılması, böyle dağıtılması, bunlar tamam. Fakat bizim burada asıl üzerine durmamız gereken şey bunun hissi. Bize gelecek olan hissi. Allah-u Teala buyuruyor. لَا يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا. Allah'a ulaşmaz. Ne eti ne de kanı. Niye kanı Allah'a ulaşmaz? Haşa Allah Celle Celaluhu kimseye onun öfkesi yok ki. Yani Allah gazap, Allah'ın böyle haşa sinirliliği yok ki. İşte ben bunu aktayım da şey yapayım. O bizi iyilendiriyor. Yani Allah'ın zaten ibadet olarak bize verdiği her emir insanoğlunun faydası için. Faydası içindir tabii. Yani burada Allah-u Teala işte et ve kemik, et ve kan meselesine özellikle vurgu yapıyor. Kan insanın içindeki o murdar olan, rahatsızlık veren, içinde bir birikime sebep olan, birikmiş olan şeydir. Kan odur. Lahm nedir? Ettir. O da işin iyi tarafıdır. İnsanlara vermek suretiyle birinden kurtuluyorsun, birini veriyorsun. O kan senin içinden akan şeydir aslında. Yani o aktığın kan aslında senin içinden akıtılan şeydir. Yani çok güzel, gerçekten güzel yerlere temas ediyorsunuz. Evet. Şu anda şaşkınlıkla dinliyorum. Eyvallah. O zaman kardeşlerimiz biraz daha bu ibadeti yaşamaya gayret etmeliler. Mesela tabii, hayvan kesilirken yanında olmak gibi. Tabii. Dağıtırken bizzat içinin içerisinde olmak gibi değil mi? Çok doğru. Çünkü o bizzat kişinin kendisiyle doğrudan bağlantılı bir şeydir bu. Yani o duygu yaşayabilmek için müşahede etmek lazım. Evet, yani değil şartlar mi? İmkan verdiği ölçüde gerçi. Yani insan imkanı varsa bir tane burada keser, başında durur, ilgilenir. Bir tane de işte Müslüman ülkelerde, fakir yerlerde kesip o şekilde de idrak ettirebilir. Tabii. Gücü hangisine yetiyorsa, ama işin içinde bulunması şart yani en azından. Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii ki vekaletle dediğiniz gibi verme şeyi var. Onu tamamen kapatmamak lazım ama evet. Afdal olan, asıl olan bu işin içinde olmak ve hatta bizzat kendisi, yani insanın kendisinin kesmesi daha afdaldır. Yani birine bizzat kendisini tabii kestirmesi daha afdaldır tabii. Kesebiliyorsa kendisini kesmesi daha afdaldır. Eyvallah. Sağ ol hocam. Gerçekten eyvallah. Çok güzel ellere temas ediyorsunuz. Eyvallah. Biz de çok mutlu olduk. Sağ olun. Kevser suresi desek hocam. Fasallil rabbike venhar in şani ke. Huvel ebter. Yani şimdi zaten hani Kevser suresi derdine aklımıza hemen kurban geliyor biliyorsunuz. Evet, işte Allah Rabbin için kurban kes. Ama nahır yani oradaki nahr lafzının bir manası da intihardan geliyor aslında. Yani intihardan geliyor. Lafız intihar etti diyoruz ya. Nahr intihar yani. Aynı şey. Aynı yerden geliyor. Yani ne demek bu? Yani işte Allah Celle Celaluhu, Hak Teala Celle Celaluhu işte böyle bu, şöyle buyuruyor burada. Diyor ki siz eğer işin sırrını bilirseniz, nahr ederseniz, yani keserseniz, yani o kurbanı başka yapılması gerekenleri yaparsanız intihardan kurtulursunuz. Ya yine insanın faydasına yani. Tabii intihar neden olur? Huzurla alakalı. Evet, ne hudutsuzluktan kaynaklanıyor. Evet. İnsanlar niye intihar eder? Şimdi intihar olanları da işte dünyada yükseliyor. Yine en düşük olan İslam alemi. Kim evet. ne dese desin. Yani bugün İslam aleminde intihar olanları en düşük olandır. Kabul etmek lazım bunu. Kimsenin şey en dünyada işte çok mutlu olduğu varsayılan, iddia edilen çok zengin ülkelerde yani. İntihar oranı daha yüksek. İslam aleminde daha düşük. Neden daha düşük? Çünkü işte bu tür ibadetler insanın iç huzuru sağlıyor. Az önce belirttik ya. Yani kan akıttığın zaman ne yapmış oluyorsun? O gerginlikten kurtuluyorsun. İşte bir nevi Allah-u Teala fenhar yani kurban kes işte nahret demek suretiyle burada intihardan kurtul. Sübhanallah. Anlamına da geliyor bu tabii. Yani intihar etmek meselesi herkesin yani şeyine gelmez. Fakat insan kendini sıkıntıya sokuyor yani. Ondan dolayı intihardan kurtulmak anlamında. Yani sıkıntıdan, kendini böyle daralmışlıktan işte aynı şeyin başka bir ayetle ifadesidir yani. Agresifliği huzuru sağlıyor. Tabii agresiflik adalet duygusunu sağlıyor. İnsanı tepkisiz yapmıyor. Biz burada hani böyle koyun gibi İnsanlar olsun demiyoruz. Evet. Hayır.
Yani bizim dediğimiz şey kötü olandan kurtulup haklı olan duyguları yerleştirmektir. Yani o agresifliğin yerine tamamen bir rahavet, bir işte uysallık şeyi gelmesin akla. Değil mi Eyüp Bey kardeş? Evet, bizim dediğimiz şey burada hak duygusuyla bunun dolmasıdır. Hak duygusuyla hareket etmektir. Duyarlı olmaktır. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı, zulme karşı daima insan duyarlı olacak. Eyvallah hocam. Bir de mübarek kurban bayramında her sene oluyor hocam. Kurbanları kesmeye başlayınca Müslümanlar, bazı güruhlar ortaya çıkıyor. İşte hayvanları katlediyorlar gibi. Evet. Bir de İslam toplumu içinde yani Müslüman bir ülkede çıktı mı insan gerçekten üzülüyor yani. Tabii bunlar boş şeyler tabii. Hiç kimse hiçbir zaman bu tür şeyler sadece bulandırır. Yani itibar etmez de edilmez bunlara biliyorsunuz. Yani böyle diyenler yani biliyorsunuz Avrupa'da batıdan geliyor böyle şey ama batıda et yemiyor bu insanlar. Yiyorlar. Sonuçta et yiyorsunuz. Peki o et nereden gelmiş? Yani bu vejeteryan oranı hani ben et yemiyorum diyenlerin oranı dünyada çok düşük. Bunu hani onlar dese deriz ki tamam belki hayvana acır ama bunu diğerlerinin büyük bir kısmı etleri götürüyor, yutup götürüyor yani. Madem ki sen et yiyorsun o zaman niye hayvanın kesilmesine karşı? O da kesiliyor sonuçta. Ha kesilmiyorsa sizin şeyinize göre öldürüyorsunuz daha kötüsü. Yani siz amaçsız. Amaçsız tabii yani. Ondan sonra bu kadar hayvanlara karşı duyarlı olmak iyi bir şey tamam. Rahmet her zaman güzel. Ama Hak Teala'nın buyurduğu bir ölçü var. Şimdi biz onun rahmetini mi geçeceğiz yani? O iddiada mıyız? O izin vermişse bizim rahmetimiz onu mu aşacağız? Biz rahmetle onunla mı yarışacağız? Haşa. Kimse onunla rahmette yarışamaz. Ayrıca bu kadar duyarlı olduğunu iddia edenler işte her gün denizlerde bir sürü mülteci hayatını kaybediyor. Onları gemilerde mahsur bırakıyorlar. Denizlerde ne halle varsa görsün diyor. Şimdi insana karşı bu kadar duygusu olmayan, bu kadar duygusuz olan, bu kadar zalim olan işte bugün Türkiye'de de benzer yani bazı şeyler yapılıyor. İşte mültecilere karşı bir akım başlatılıyor. Neymiş efendim? Ya şimdi siz yurdunu şeyini terk etmiş, gelmiş, sıkılmış insanlara böyle de davranırsanız sizin bir kere bütün sözleriniz çelişkili, bütün sözleriniz yalan. Evet. Yani rahmet dediğim şey genel olmalı. Kapsayıcı olmalı. Biz insana rahmet etmeliyiz evvela. İnsan ondan sonra her canlı rahmeti hak eder. Bütün varlık rahmetin içinde olmalı. Çevre, ağaç, böcek, çiçek ne varsa her şey rahmetle olmalı. Ama bu rahmetin işte olması hiçbir canlı şey yapılmasın, et yiyilmesin falan. O zaman siz de et yemeyin. O zaman siz de beslenmeyin, ağaç da kesmeyin. O da can sonuçta. Evet. Değil mi? Bitki de can. Şimdi siz her şeyin bir canı var yani. Zaten bu tür itirazda bulunanların ekranlara çıkarılıp haber yapılması bile abes yani değil mi hocam? Müslüman toplumda bayramdayız. Böyle şeyleri çıkarıp söylemek bile baştan abes yani. Evet hocam, kurban yaklaşma dedik. Şimdi kurbanı keseceğiz. İnşallah insan gücü yeten kişiler gidecek kurban pazarlarına hayvan seçecek. Yani Allah'a yaklaşmanın en iyi yolu olarak hayvanı nasıl seçmeli hocam? Yani kimisi var hani imkanı olduğu halde maksat ibadet yani aradan çıksın işte bir hayvan kesmiş olalım deyip ucuzundan işte cılızından tamam kurban edilebilir bir hayvan seçiyor ama bu hayvan biraz sanki ona göre cılız kalıyor. Ya yani şimdi bu tabii kurbanın kabul şartlarından biri değildir bu onu söyleyeyim. Asıl olan niyettir tabii. Asıl olan o amacın hasıl olmasıdır. Herkes kendine layık olanı yapar aziz kardeşim. Yani insanlar kendine yakışanı yapıyor. Yani mertlik insana çok yakışıyor. Yani ibadetlerde de böyledir. Allah Celle Celaluhu insanların ibadetlerinde her şeyinde mert olmasını ister. Elbette insanların halleri, insanların zaafları var, şeyleri var. Ama biz ondan ziyade yani hani seçeceği kurbanın şekli, mahiyetinden ziyade buradaki niyetin önemli olduğunu söylemek istiyoruz. Eyvallah hocam. Son 5 dakikamız kaldı ilk bölüm için. Biraz Hazreti İsmail kıssasına da değinelim. Kurban bölümünü bitirelim. İkinci bölümde de inşallah hacı konuşalım. Olur evet. İnşallah tabii ki. Ya şimdi kurban denince zaten biliyorsunuz bütün vaazlarda, hutbelerde, bütün şeylerde Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kıssası geliyor. Elbette Hazreti İsmail kıssası kurbanlık meselesiyle doğrudan alakalı. Hı hı.
Yani burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ailesini işte yani Kabe'ye, Mekke'ye götürmesi, orada hiçbir yeşilliğin, hiçbir ağacın, hiçbir hayat belirti olmadığı bir yere götürmesi neyi ifade ediyor? Yani yakınlaşma duygusudur. Hazreti, yani Allah'a yakın olsunlar. Yani kesinlikle bunlar hepsi zaten kurban edilmek üzere oraya götürülmüş aslında. Yani Allah'a yakınlık amacıyla yani Hazreti İbrahim de oğlunu ve eşini sundu orada. Tabii, orada sunmuş oluyor yani. Normalde o bir kurbanlık tabii. Evet. Değil mi? Daha o zaman. Yani o duygu şey yapıyor. Tabii Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oradaki amacı o yakınlık duygusu olunca ondan sonra yine rüyada da bunu gösteriyor, bunu evet. görüyor. Ve Allah-u Teala ona diyor ki işte وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظ۪يمٍ yani biz sana fidye olarak büyük bir kurbanı verdik diyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Yani bu şekilde o iyi niyetin, yakın olma duygusunun hayrını, bereketini Allah ona veriyor. Yani biz burada istersek İbrahim Aleyhisselam'dan örnek alalım, istersek Hazreti Adem'in, yani aslında kurbanın hikayesi, kıssası çok daha geriye gidiyor. Yani Adem'in çocukları arasındaki meselesi evet. de var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ınki daha özel ve daha yani daha genel bazı şeyleri, çok farklı yönde. Her kıssanın, daha dramatik olduğu için. Tabii her kıssanın şeyleri var. Daha somut, insana direkt hitap ediyor. Yani insanın kendi en sevdiği yani var şeyle mi? Alakalı olduğu için tabii çok farklı bir duygu veriyor. İnşallah daha sonra tabii bu konuyla ilgili detayları veririz eğer şey olursa. Vaktimiz yeterse. Evet inşallah. Değerli Rehber TV izleyenleri, kısa bir aradan sonra inşallah beraber olacağız. Evet değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Abdülhakim Sonkaya ile söyleşimize devam ediyoruz. Hocam birinci bölümde kurbanı konuştuk. Eyvallah. İnşallah onu bırakalım orada. Tabii. Kurban deyince aklı başka hac geliyor. Önce bir hacdan, hacın anlamından başlayalım mı hocam? Tabii. Şimdi hac amaçtır aslında. Mana itibariyle hac lafzı ne anlama geliyor? Hani herkes hacın farzlarını, işte şeklini biliyor. Hac deyince akla Kabe geliyor, Mekke geliyor, işte Arafat geliyor değil mi? Ama mana olarak hac amaç demek. Yani Allah-u Teala buyuruyor وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah Celle Celaluhu hani yakınlaşmayı istiyor kurban olarak, bir de amaç sahibi olmasını, yani insanların bir amacının olmasını istiyor. İşte hac amaçtır. Yani özel amaçtır, bir de genel amaçlar var. Yani şimdi biz ibadet olarak hac farzdır. Bir amaç olarak. Yani bizim hac Mekke'ye gidip işte imkanı olan Mekke'ye gidip hac etmesi gerekiyor. Bu farz. Ama hac aynı zamanda amaçtır. Yani sen bu dünyada herkesin bir amacı da olmalı. Yani nedir amaç? İnsanın amacı nedir? Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor. Diyor ki la surura fil hacci, surura fil hacci. Yani haçta niyetsizlik caiz değildir. Anlamı şu. Yani bazı insanlar vardır haca gidemiyor. Ama haca da niyet etmiyor. Yani. İnşallah ben gitmek istiyorum demiyor. Demiyor. Şimdi insanlar haca niyet etmemekten dolayı sorumludur. İmkanı olmadığı için gitmese sorumlu değildir ama niyet etmese sorumludur. Neden? Çünkü niyet etmenin önünde bir engel yok. İnsanlar niyette cimrilik yapıyor işte. Yani insanlar niyette de cimrilik ediyor. Bu cimriler genelde hocam içimizde yaşayan bazı Müslümanlar genelde hani şu anda erken gitmek istemiyorum. Hani bir de günahkar olanlar faiz yiyen işte bir takım tamam işte niyet koyuyor. Çalışanlar. Bakın onun da sonucu nedir? İşte ya. Ben sonra giderim işte yaşlanınca gideriz de. İşte amaç edelim. Burada sorunlu oluyor tabii. Yani amacı ortaya koymuyor. Onun için hac dendiği zaman aklımıza daima bir amacımızın olması gerektiğini ifade ediyor. Hac bir kurban da yakınlaşma duygusudur. Çünkü biz haca gidince ne yapıyoruz? İşte Hüccül Beyti diyor Allah-u Teala. Yani evi ziyaret edin. Amaç
Yani ev, orada ev boş değil herhalde. Nedir? Allah'ın evi. Allah'ın evinde elbette insana hitap edecek şeyler vardır. Ondan dolayı haccın amacı, yani hac insan için bir amaç olarak hayatta hem özel anlamıyla hem genel anlamıyla haccın bir böyle bir rolü var. Biz tabii bu sefer haccın içinde mesela haccın farzlarıyla ilgili şeylere bakacak olursak orada her haccın her ibadetinin, her ruh erkanının, her vacibinin, her bir yapılan hareketinin bir anlamı vardır. Biraz yani, onları da açalım mı hocam? Evet. Yaptığımız ibadetlerle ilgili oradaki ibadetler. Tabii. Şimdi önce şuradan başlamak lazım. Biz birinci bölümün sonunda Hazreti İbrahim mesele kıssasında kalmıştık. Oradan bağlantılandırarak devam etmek istiyoruz. Ya çünkü bağlantılıdır mesele. Önce biz Kabe'yi tanımalıyız. Yani Kabe ve hac, hani hac denince akla Kabe gelir. Peki Kabe nedir? Anlamı nedir? Yani bir bina mıdır? Sadece bir bina olması mı onu önümde kılar? Allah-u Teala buyuruyor, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذ۪ي بِبَكَّةَ. Diyor ki, insanlar için dünyada yapılan ilk ev Mekke'de olan o Kabe'dir. İlk ev odur. Yani insanların bina anlamında, manevi olarak insanlar için yapılan ilk yerdir orası. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam ailesini oraya götürdü biliyorsunuz. قَالَ اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّةِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. Ben işte muharrem olan bu evinin yanında ziraatın, efendim, suyun, hiçbir şeyin olmadığı bir yere ailemi bırakıyorum. Yakın olsunlar diye. Evet. Yakınlık olsun. Amaç orada yakın olmak. İşte Kabe o manada haccın ana şeyi olarak ziraatın, tarımın olmadığı bir yerdedir. Şimdi neden Kabe'nin mesela konumu bu kadar çorak bir yerdir? Ya yeşilliğin içinde de olabilirdi. Evet. Neden? Çünkü Allah burada Celle Celaluhu insanlara şu mesajı veriyor. Siz Kabe'yi görerek dünyanın gerçek yüzünün çöl olduğunu bilin. İşte namazdayken, tavaftayken siz oraya gidiyorsunuz, tavaf yapıyorsunuz ve o şekilde dünyanın gerçek yüzünü bu şekilde olduğunu bilin. Mesela insan dünya hayatında refah içinde olabilir ama Kabe'ye döndüğü zaman aslında dünyanın gerçek hali budur, çöldür diyerek ne yapar? Gaflete düşmekten sakınır. Eğer konum sahibi ise oraya dönerek efendim ben zaten nasıl olsa dünyanın gerçek yüzü budur diyerek haddini bilir. Bunun gibi yani insanlar tavaf ederek Kabe'ye yönelerek kıble olarak daima şu duyguyu veriyor. Bizim Kabe'miz çölün ortasındadır. Çorak bir yerdedir. Ki biz dünyanın yeşilliğine kanmayalım. Dünyayı böyle çok yaşanabilir daima işte bizi aldatmasın. Yani bizi dengelesin. O manada yani. Şimdi Kabe dendiği zaman işte bir kurban yakın olma duygusu veriyor. Oraya giden kimse önce o Kabe'nin o manasını bilecek. İşte tavaf diyoruz. Hac Kabe'yi tavafla başlar biliyorsunuz. Yani tavaf dairesel bir harekettir. Böyle etrafında dönüyorsun. Yani tavafın anlamı bu. Hani buradaki amaç yani bir de ihram giyiliyor tabii. Yani ihramın giyilmesi nedir? İhramın daire bir hikmeti var. Tabii ki. Zengin tabii olsa, fakir de olsa, siyah şey. De olsa, beyaz ama de olsa. En önemli özelliği nedir ihramın? Cebinin olmamasıdır. Cepsiz mi? Tabii. Dikişi yok yani. İçinde şey dikiş atamazsın. Niye cepsizdir? Kefere yani insan sermayesini kalbinde taşır. He. Serveti nerede taşımalı? Cebinde. Cebinde, kalbinde. Serveti kalbinde. Çünkü gün gelir elbisesiz bir elbise giyeceksin. Cepsiz bir elbise giyeceksin. O zaman ahirette kendini kurtaracak eserlerini kalbinde biriktirecek. Götüreceksin tabii. Allah Celle Celaluhu burada bunu mesajı veriyor bize. Yani ihramın özelliği nedir? Cepsiz olmasıdır. Peki
servetini hep cebinde taşıyanlar, o cepsiz elbise giymek zorunda kalacakları zaman ne yapacaklar? Çanta taşıyacaklar. Yani. Çanta da taşıyamazlar tabii. Yetmeyecek o zaman. Kurtarmayacak onları. Ya. Ne olacak? Diyorsunuz ki çanta taşısınlar öyle mi? Kimse çantayla gitmiyor ama. Yani. Ya. Yani ihramın işte böyle bir amacı var. Yani sen oraya gidiyorsun, servetini, sermayeni, bütün her bir şeyini neyle götüreceksin? Kalbinde. Kalbinde götüreceksin. Tavaftan başka ibadetler hocam oradaki. Evet tabii. Yaptık. İşte tavaf edeceksin. Tavaf ederken daire çiziyorsun. Etrafında dönüyorsun. Belli bir istikamette. Tabii. Yani ben yörüngeden çıkmam. Ben Allah adına kendimi o yörüngeye koyup tavaf edeceğim. O da bir kurbandır. Eskiden mesela kurbanın özelliği etrafında dönmekti. Yani bir etrafında dönmek ona kurban olmaktı yani. Hala bizim bu bazı geleneklerde işte senin etrafında pervane olayım derler yani mesela. Sana kurban olayım. Sana kurban olayım tabii. Ne demek? Yani yakın olayım, etrafında döneyim demek. İşte Kabe'nin etrafında dönmek demek, ben yörüngeden çıkmam. Ben hakkın feleğinde dönerim. Ben daima o yörüngede dönerim anlamına geliyor. Ama insanlar feleğini şaşırıyor sonradan. Ya da önceden duruma göre. Ondan dolayı tavafın insan üzerinde, dünya üzerinde böyle bir manası var. Her şey yörüngesinde dönüyor. İşte diyoruz ki şu kendi etrafında dönüyor. İşte uzayda bir sürü şey. Ne yapıyorlar? Bir felekte, bir yörüngede dönüyor. Evet. Eğer yörüngede dönmezlerse sorun olur. Değil mi? Her şey feleğini şaşırır. Yörüngeden çıkar. Evet. O zaman dünya allak bullak olur. İşte Allah, Hak Teala burada bize şunu buyuruyor. Diyor ki nasıl ki kainatta her şey feleğinde dönüyorsa ve feleğinde döndüğü için bir düzen oluşuyorsa siz de yeryüzünde benim evimin etrafında feleğinde döneceksiniz ki düzen olursun. Aksi takdirde yörüngeden çıkarsınız ve yörüngeden çıktığınız zaman feleğinizi şaşırırsınız. O zaman her şey allak bullak olur. Değil mi? Evet hocam. Evet. Ondan dolayı yani Kabe işte dedik, ihram dedik, tavaf dedik, tavaf dedik efendim, Kabe'nin mesela yani Safa Merve arasına Safa, gidip gelmesi. O ayrı, o aynen. Ayrı, o daha ayrı. Yani bizim dediğimiz burada Kabe daha. Yani Kabe'nin içinde alametle var, işte makam-ı İbrahim var. Hı-hı. Değil mi? O tür mesela Kabe'den yani şekil olarak üzerinde hiçbir şekil yok. Bir siyah örtüsü var. Evet. Değil mi? Hani bu burada her birisinin ayrı bir anlamı var. İşte tavaftan, Kabe'den sonra diğer ibadetler var. İşte Arafat'ta vakfe diyoruz mesela. Yani Arafat'ta vakfe ne demek? Neden insanlar? Arafat bir dağdır. Evet. Değil mi? Yani Arafat neyi ifade ediyor? Yani Arafat insanın bilincini, marifetini ifade ediyor. İnsanın bazı şeylerin farkına varmasını. Hani arife tarif gerekmez derler ya. Ya da marifet iltifata tabidir. Yani bir Arafat insana bir bilgi, ruh veriyor, marifet veriyor, tanıma şeyi veriyor, sağlıyor. Yani tanış olmayı sağlıyor. Arafat böyle. Sen orada marifet dağına aslında çıkıyorsun. Arafat mana itibariyle bir şeyi bilmek, tanımak demek. Yani tanış olmak, farkında olmak, yani marifet sahibi olmak. Evet. Yani o Arafat'ın da böyle bir anlamı var. Orada işte bir gece kalınıyor mesela. Orada o bilinç, neden gece? Mesela gündüz kalınmıyor. Aslında gece kalınıyor orada. Yani çünkü insanın o sırra ermesi. Yani hani nasıl gece bir sırlı gece bir şey. Siz değil sırlı. Sen marifete eriyorsun orada. Orada vakfe diyoruz. Vakfe. Arafat'ta yani vakfe. Vakfetmek. Tamam. Aynen. Ama bir de hani kurban dedik ya. Kendini vakfetmek. Hı hı. Yani bu vakıf olsun deriz. Evet. Değil mi?
İşte kurbanı anladık. Peki vakfe ne demek? Vakfetmek. Yani vakıf biliyorsunuz bir şeyin yerinde durması demek. Yani hareketin zıttı. Hı hı. Şimdi dünya çok hareketli. İşte Arafat'ta vakfe orada durarak bir şeyi tefekkür ediyorsun. Bir, o durmanın verdiği bir haz var, bir mana var. Şimdi her şey çok hareketli olmuş. Hayat çok hareketli. İşte insanlar bu iletişim çağında her şeyi hızlı yapmaya meyillidirler. Arabada hız tutkunluğu var. Evet. Ama bütün bunlar insanın bir şeyin bir şeye vakıf olmayı, bir şeyin bilincinde olmasını engelliyor. Yani bir şeyin tadını almasını engelliyor. İşte Arafat'ta vakfe bir nevi şeyin tadını almasını sağlıyor. İnsanın orada kendini vakfetmesini, kendine odaklanmasını, bir şeyi odaklamayı engelliyor. Yani hız yapan kimse odaklanamaz bir şeye. Ama Arafat ne yapıyor? Orada odaklanmayı sağlıyor. Neye odaklanmalı insan? Dedik ya kendine, insanlara, dünyaya, hayat odaklansın. Ve o odaklanma neticesinde bir şey elde etsin. Tefekkür etsin. Tabii. İşte Arafat, tavakfa bu manada çok manalı bir ibadet. Zaten haccın en önemli ibadetlerin, rükünlerinden, farzlarından birisi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor. El haccu arafat diyor. Hac arafattır diyor. Tabi. Hac o manada çok önemli. Çünkü marifet dağına çıkıyorsun. Tabi ve bu bir dağdır ismi yani. Tepe değildir. Niye tepe değil? Çünkü marifetin büyük olması gerekiyor ki dağ, tepe basit bir şey oluyor değil mi? Evet. Tepeyi herkes tepeler. Ama dağ öyle değil. Ondan dolayı Arafat'ta vakfe diyoruz. Arafat'tan sonra işte bu Safa ile Merve arasında Muzdelife'de kendini yakın görme, orada da bir manası var. Muzdelife var. O bu sefer güneş doğarken, yani Muzdelife daha farklı bir anlam var. Bu gece Muzdelife'de güneş doğarken olacak. Tabii yani sabaha doğru Muzdelife şeyi var. Ondan sonra sa'y var. Safa ile Merve. Sa'y yürümek değil. Yürümek. Ama koşarcasına yani hızlı yürümek. Yani hızlı yürümekle koşma. Yani koşmaya da şey yapabilir. Hervele diyorlar ona. Yani koşarcasına gidip gelmek. Şimdi sa'y Safa ile Merve arasındaki hareketin özelliği düz olmasıdır. Yani Kabe'nin etrafında ya dairesel daire çiziliyordu. Burada ise çizgi şey yapılıyor. Yani bir nevi burada senin mesainin, yani sa'i diyoruz ya, sa'i mesai oradan gelir. Ya biz ne için mesai yapacağız? Yani mesaimiz ne olmalı? Değil mi? Mesai yapıyoruz ya, insanlar mesai yapıyor ya, çalışıyorlar. Mesai saatleri var, mesai var. Niçin insanlar çalışır? İşte rızkını temin için, hayatını şey yapmak için. Evet. Allah Celle Celaluhu burada bizim mesaimizin Safa ile Merve arasında olmasını uygun, layık görüyor. Safa ve Merve. Yani Safa, insanın içinin halis, saf olması. Değil mi? Kimin gibi mesela? Tabii. Hazreti Hacer. Tabii. Saf. Yani o şeyden, o çakıllardan, yani şeylerden değil, orada daha şey olması gerekiyor. İşte ayrıca efendim o mesainin işte Safa ile Merve, yani Merve beyaz, işte o keskinlik anlamda, ayrıca kıvılcım saçan taş demek, yani aşk olacak bir şeyin içinde. Muhabbet olacak. Saflık ve muhabbet. Şimdi bazen biliyorsunuz bazı insanlar çok saftır, temizdir ama toplum içinde şeyleri yok. İşte aşkı da olacak, muhabbeti de olacak. Yani o şekilde mesainin anlamı bu. Yani üretkenliğin olacak, kıvılcım saçacaksın. Yani yerine göre senin hayatta bir farklı üreticiliğin olmalı. Bir şey ortaya koymalısın.
Mesai dediğin şey sadece çalışıyorum saatleri arasında değil de işte bir amacın olmalı ve bu kendi özel işinde olsun, başka işlerde olsun, daima senin yapacağın faaliyetlerde bir kıvılcım saçmak. Hani buna Ar-Ge diyorlar işte şimdi. İşte geliştirme diyorlar. Değil mi? Kıvılcım saçacak bir şeyler yapmak lazım. Evet. Değil mi? Bir daha Hacı'da hocam, şeytan çok beraber Müslümanları rahat bırakmıyor değil mi? Şimdi şeytan meselesi yani, şeytanın taşlama meselesinde tabii temsili bir şey ama onun da tabii özü var. Yok tabii ki yani amacı o var. Temsil orada her şey hem temsil hem gerçek. Yani orada Allah'ın evi diyoruz. O ev var ama biz haşa Allah orada mıdır diyemeyiz. Haşa öyle bir şey yok. Ama sonuçta Allah'ın evi diyoruz. Yani her şey hem somuttur hem soyuttur orada. Yani sınırlı ve sınırlı. Yani biz Kabe'ye Allah'ın evi diyoruz. Ama Kabe'de bir şey var mı? Var. Evet. İsmi de ev ama Allah orada mı? Haşa biz Allah oraya tenzih ediyoruz. Ama işte Allah'ın evi diyoruz. Demek ki bir şey hem somut var hem şeytan da öyle. Orada şeytan var mı? Var. Ama orada mıdır tam olarak öyle dediğimizde de yani bir şey sınırlandırmamak lazım. Ama tamamen soyut da görmemek lazım. Şimdi şeytan taşlamak orada özellikle çakıl taşlarıyla oluyor biliyorsunuz. Değil mi? Şeytan taşlama. Yani Muzdelife'den sonra işte orada toplanıyor şeyler. Biz daha yani haccı buradan öyle anlatıyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi taşlar toplanıyor. Değil mi? Şimdi taş atma diyoruz. Yani burada şeytanı recm etme, ona taş atmak, uzaklaştırmak demek. Yani o taşlarla içimizdeki vesveselerden kurtulmak. Yani insan şeytan insanın içine vesvese koyar. İnsanın içine kafa kar. İşte bu şekilde sen onun senin içine koyacağı vesveseleri taşlaştırarak değil mi? Sicil taşları gibi. Hı hı. Tekrar ona ne yapıyorsun? Atarak onu kovalıyorsun. Onu uzaklaştırıyorsun. Yani ben senin vesveselerin, senin içinde oluşturmaya çalıştığın şeyler benim içinde kalmadı. Taşlaşıp sana geri döndü demen için işte yani orada şeytan taşlamanın böyle bir anlamı var. Çünkü günümüzde işte özellikle son zaman çağlar, bu çağda yani mesela basın yoluyla işte iletişim yoluyla bir sürü yalan vesvese yanlış haberler şey yapılıyor. Onlar da şeytanın işi. Evet. İşte biz ne yapıyoruz? Bunların hiçbirisine itibar etmeyeceğimizi bunları işte ot attığımız taşlarla bunlardan kurtulacağımızı, bunları geri vereceğimizi ifade etmiş oluyor. O şekilde. Eyvallah hocam. Vaktimiz de daraldı. Son peki. Soru olarak hacdan dönen kardeşlerimize neden hacı diyoruz? Yani bu tabii bazı diyorlar işte namaz kılana namazcı demeyiz. Zekat ama neden hacdan gelene yani bu sıfat nereden veriliyor? Bundan şudur yani o vasfın verilmesi şunun içindir. O kişi daima bu yaptığı büyük ibadet hatırlatılsın diye. Adam o şeyi taşısın, üzerinde taşısın. Ya biz toplum olarak kendisini hatırlatıyoruz. Tabii sen hacısın yani. Yani sen hacısın demek suretiyle sen yaptın. Artık sen eskisi gibi olamazsın. Sen bu vasfınla buradasın. Onun için bu hacı sıfatı tabii insanlarda o şeyi sağlıyor. Yani o ne bileyim o nişanı, o hücceti taşıdığını, o belgeyi taşıdığını gösteriyor. Yani yansıması çocuklarına da sirayet ediyor. Bazı diyor, sen diyor hacı çocuğusun. Hacı çocuğusun. Evet, evet, aynen öyle. Yapma. İşte bütün bu merhalelerden geçen çok güzel. Biri ne yapması lazım o şekilde ifade ediliyor. Yani hatırlatılsın diye, o da kendini bilsin tabii, diye. Tabii. Yani hata yapacaksa toplum onu durduruyor. Hop aynen. Sen hacısın ya da sen hacı kızısın, sen hacı çocuğusun. Aman ha, kendinize dikkat aynen edin. Aynen öyle. Ailenize, topluma, Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Kendinizi tanıyın. Aynen öyle yani o şekilde bir anlam ifade ediyor diyebiliriz. Evet hocam son birkaç cümleyle inşallah programı herkesin bayramını tebrik ediyoruz. İnşallah bayram hayırlara vesile olur. Bütün insanlığa, İslam alemine, herkese hayırlı olur inşallah. Bir kez daha herkesin, bütün izleyicimiz bayramını tebrik ediyoruz. Biz de bir kez daha sizinle birlikte olmanın huzurunu yaşıyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Bizi bize zevkti bizim için. Konuk oldunuz bize. Eyvallah. Bizim için bir zevkti. Nasıl kardeşim? Eyvallah. Değerli Rehber TV izleyenleri,
bugünlük bayram sohbetleri programımızın sonuna geldik. Bayramınız bayram, sevinciniz daim olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.